Gün ortasında Dünya ve Biz programı ile karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu, Amerika'nın etkin internet haber sitelerinden foreignpolicy.com'dan bir yazıyla başlıyoruz. İnsanlar özgür konuşma istiyor ama kendileri için istiyor diyor foreignpolicy.com'daki bu haber. Diyor ki yeni bir küresel ankette katılımcılar hemfikir oldukları herkes için ezici bir çoğunlukla ifade özgürlüğünü destekledi. Ama hangi ifade özgürlüğünü? Ancak kendileri için olan ifade özgürlüğünü diyor. 33 ülkede nüfusun %94'ü insanların istediklerini sansürlemeden söyleyebilmelerinin önemli olduğunu düşünüyor. Aynı şekilde medyanın uygun gördüğü şekilde haber yapma hakkı yine halkın %93'ü ve sansürsüz internet kullanma hakkı da yine halkın %93'ü oranında destekleniyor. Tabii halk dediğimizde dünya genelinde yapılan bir kamuoyu anketinden bahsediyoruz. Ama peki madem öyle, eğer bu kadar yani yüksek oranlarda bunlar destekleniyorsa, peki insanlar neden sadece kendilerine olan ifade özgürlüğünü destekliyorlar? Oradaki ironi, oradaki ikilem nereden çıkıyor? Yine yazıdan alıntı yapıyoruz. Bu görünen paradoksu yanıtlamak için diyor makale, insanların ifade özgürlüğünü destekleyip desteklemediğini değil, ne kadar içtenlikle desteklediklerini sormamız gerekiyor diyor ve devam ediyor. Görünüşe göre birçok insan kendileri için özgürce konuşma hakkına değer veriyor. Ancak başkalarının kendi değerleri ve öncelikleriyle çatışabilecek fikirlerine daha az değer veriyor. Tüm ülkelerde yalnızca %43'ü azınlıklara yönelik ifadelerin yasal olarak korunmasını desteklerken %39'u kendi din ve inançlarına karşı saldırgan ifadelerin yasaklanmasından yana, aynı cinsiyetten ilişkileri destekleyen ifadelere karşı tolerans Danimarka ve İsveç'te %91, Pakistan'da ise %27 diyor. Danimarkalıların ve Amerikalıların %72'si, Türkiye ve Kenya'da sırasıyla %16 ve %18'e kıyasla ulusal bayraklarına hakarete müsamaha gösterilebiliyor diyor. Biden seçmeninin, bakın bu hakikaten çok enteresan bir şey. Hani Amerika dünyadaki demokrasi skalasında baktığımızda en önde olan ülkelerden biri diyoruz ya. Şimdi bakın, Biden seçmeninin ifade özgürlüğünü genellikle Trump seçmeninden daha az desteklediği ortaya çıkıyor. Halbuki algı nasıldır? İşte Trump tükaka olduğu için Trump seçmeninin, yani Amerika'daki cumhuriyetçi seçmenin ifade özgürlüğüne, bir diğerinin ifade özgürlüğüne daha az kıymet vermesi beklenebilir. Bu kamuoyu anketi sonucu bunun tam tersini demiş. Hayır, demokrat seçmen. Çünkü ötekine tahammül edemiyor diyor. Son derece net verilerle çıkarmış bunu. Trump'ı medyaya halk düşmanı diye sataştığı çeşitli sözel saldırıları da göz önüne aldığınızda elbette bu son derece şaşırtıcı bir sonuç. Ama sonuç bu diyor. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde izin verilen konuşma dini inanç adına ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Dini hoşgörüsüzlük en patlayıcı haliyle Danimarka ve Fransa'da karikatüristlere yönelik cihatçı saldırıların, Hindistan'daki Hindu aşırılık yanlıların Müslüman karşıtı şiddetin ve Rusya'daki aşırılıkçı Ortodoks Hristiyanların LGBT kişilere yönelik saldırılarının tanık olduğu ölümcül şiddete yol açabilmektedir diyor. Hükümet bireyin kendi dinine veya inançlarına yönelik saldırgan ifadeleri kısıtlamalı mı, kısıtlamamalı mı diye sormuşlar bu küresel çaptaki yapılan ankette. Sonuç, Türkiye'de %73 evet demiş, Pakistan'da %75, İngiltere ve Fransa'da %37 ve Almanya'da da %47 kişi hükümetlerin, yani kendilerini yöneten siyasi iradenin bu konularda
hukuken yasak getirmesini desteklemiş. Tabii coğrafyaya göre, kültüre göre de işte buradaki ayrışmaları görebiliyorsunuz. Buradan Euronews'e geçiyoruz. Euronews'de dün Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Tamla Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalıkla bir tokalaşma için işte birkaç adım atıyor. Önünde bir demir aralık var ve işte onun önünde bir kişi önce Macron'un elini tutuyor, diğer boş kalan eliyle de Macron'a bir tane tokat atıyor. Olaya sonrasında iki kişi gözaltına alındı diyor Euronews ve Macron şöyle bir açıklamada bulunmuş. Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağım. Makamlar hangisi olursa olsun bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı. Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı. Aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir demiş. Ve Fransa'daki bütün siyasi partilerde liderler ve milletvekilleri de Emmanuel Macron'a yapılan bu saldırıyı kınadılar. Onlar da sert bir şekilde eleştirdiler. Bir sonraki haberimiz BBC Türkçe'den eski Bosnalı Sırp generale verilen ömür boyu hapis cezası onandı başlığıyla geliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladic'in cezasının onandığını duyuruyor BBC Türkçe. Temyiz Mahkemesi Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenica'da 8000'den fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutulan Mladic'e verilen cezanın yerinde olduğunu hükmetti diyor. Mladic ömür boyu hapis cezası yatacak diyelim ve bugünkü konuğumuzla hemen sohbete dönelim istiyorum. Bugün NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Yasin Atlıoğlu'yla konuşacağız. Sayın Atlıoğlu, Dünya ve Biz programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Şimdi sizin Lübnan üzerine çıkardığınız çok keyifli bir kitabınız var. Onu da bu program içerisinde ele almak istiyorum. Ama önce El Cezire'de çıkan bir haberle size hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Ve Lübnan'ı oradan isterseniz ele almaya başlayalım. El Cezire geçen hafta paylaştığı haberinde Lübnan krizi son 150 yılın en kötü 3 krizi arasında yer alabilir manşetini veriyor. Bunu diyen kim? Dünya Bankası. Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporun sonucunda Lübnan'ın ekonomik ve mali krizinin 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyanın gördüğü en şiddetli 3 krizden biri olabileceği söyleniyor. Ve hakikaten Lübnan'da hem ekonomik kriz, hani gerçekten çok zorlayıcı bir noktada, açlık krizi de kapıda gibi, hatta bir eşik var gibi duruyor. Artı bir de Lübnan'da bir türlü hükümet kurulamıyor. Lübnan'da ne oluyor? Bir derleyip toplar mısınız bize Sayın Atlıoğlu? Tabii öncelikle Dünya Bankası ile ilgili haberde söylenenler büyük ölçüde gerçek. Lübnan daha önceleri de siyasi olarak pek çok istikrarsızlık yaşasa da ekonomik olarak ayakta kalmayı başarmıştı. Fakat özellikle son 5-6 yıl içerisinde, özellikle de tabii 2019'da Amerika'nın uygulamaya başladığı Sezar yaptırımlarının sonrasında çok talihsiz bir süreç içerisine girdi. Hem Suriye hem Lübnan'ı etkileyen bu yaptırımların arkasından bir de pandemi krizi gelince, pandemi salgın gelince durum daha da kötüleşti. İşte okuduğunuz haberde 2020 yılı içerisinde Lübnan ekonomisi %20 civarında daralma yaşamış. Ve Lübnan ekonomisinin yapısına baktığımızda büyük ölçüde böyle bir batılı ülke görünümündedir Lübnan. Hizmet sektörünün oldukça geniş bir yer kapladığı bir ülke Lübnan. İşte şöyle de söyleyebiliriz, yani ticaret, turizm ve finanstan gelen paralarla ayakta duran bir ülkeydi Lübnan. İşte 50'li yıllarda da zengin, işte Orta Doğu'nun cazibe merkezi haline geldiğinde de durum böyleydi. Şimdi bunların hepsi kesildi. Dolayısıyla
Bu daralmanın temel nedenlerinden biri bu. Bunların yanında şimdi tabii... ben orada hemen lafınızın arasına Buyurun. Gireyim. Siz diyeceğinizi unutmayın. Haberde şeyi de veriyor. Gayri safi milli hasılanın diyor 2018'de 55 milyar dolara yakınken geçen yıl tahmini 33 milyar dolara düştüğünü ve sermaye başına da yaklaşık %40 oranında düştüğünü kaydediyor diyor haber. Yani aslında o daralma %20'nin ötesinde gözüküyor benim anladığım. Buyurun. Tabii yani bunu şeyde de dolar karşısında Lübnan lirasının kaybettiği değer kaybından da anlayabiliriz. Yani 1,5 lira civarındaydı bir dolar. Şu anda kara borsada 14'ün üzerinde satılıyor. Yani böylesi bir kayıp karşısında sıradan bir Lübnanlı'nın hayatta kalması mümkün değil ki. Bu bahsettiğimiz ülke ciddi gelir adaletsizliklerinin olduğu bir ülke. Yani görüntüde Lübnanlıların zengin diyebileceğimiz refah içinde yaşayan bir azınlık Lübnan'da var ama geniş kesimlerde ciddi bir fakirlik içerisinde yaşıyorlar ve bu ekonomik krizle birlikte bu durum daha da kötüleşmeye başladı ve sizin dediğiniz gibi çok ciddi temel tüketim maddelerinin artık bulunamaması, işte ekmek bulunamaması, benzin bulunamaması ve aynı zamanda da sürekli yaşanan elektrik kesintileri. Yani bu inanılmaz bir şey. İşte gün içerisinde çoğu zaman aynı durum şeyde de Suriye'de de var, onu da söyleriz birazdan, konu açılırsa Suriye'ye de değiniriz. İkisinin ekonomisinin ve tarihi bağlarının bir neticesi, yani birbiriyle çok bağlı iki ülke zaten. Bir orada istiyorsanız size şeyi hatırlatayım. Dün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bir açıklaması vardı. O bu konuda, yani Lübnan'da hükümet yok ama işte ne bileyim, bu geçen Ağustos'taki yapılan, daha doğrusu geçen Ağustos'taki Beyrut limanında meydana gelen patlamadan sonra hani Hizbullah da daha farklı bir şekilde aslında bir sorumluluk taşıyacak diye beklenilirken, Nasrallah'ın dünkü yapmış olduğu açıklamada hiç öyle bir şey yoktu. Bunu siyasilerin doğru yönetemediği yönünde bir suçlama dili vardı sanki. Bir de onu bize anlatır mısınız? Orada nasıl bir denkleme oturdu limanın patlaması? Tabii geçen yaz Lübnan Beyrut'taki limanda yaşanan patlama çok ciddi bir felaket. Lübnan tarihinde yaşanan, belki dünya tarihinde yaşanan çok ciddi felaketlerden biri. Tabii Beyrut limanını ben daha önce de söyledim pek çok kez. Böyle Hizbullah'ın limanı olarak algılamak çok doğru değil. Pek çok farklı çıkar grubunun hizmetinde olan bir yer. Yani Lübnan'a dışarıdan bir şey sokmak istediğinizde 3 tane yer var. Beyrut limanı, havaalanı veya Suriye sınırı. Bunlardan 2 tanesi Beyrut, Suriye sınırı ve havaalanında Hizbullah'ın hakimiyeti daha yoğun ama Beyrut limanı biraz daha farklı çıkar grupların hizmetinde olan bir yer olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla hani burada bir soruşturma başlatıldı ama ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Ama tabii kamuoyunda genel bir eğilim de var. Hizbullah'ın bu işin arkasında, hatta bir takım Lübnanlı liderler de Hizbullah'ın hatta Suriye yönetimiyle bağlantılı olduğuna dair bir takım iddialar da gündeme geldi. Ama bunu kesin olarak bilmemiz çok mümkün gözükmüyor. Hasan Nasrallah'ın dünkü konuşmasına baktığımızda Hasan Nasrallah'ın aslında ağırlıklı olarak Lübnan'daki bu ekonomik kriz üzerinden bir takım öneriler ortaya koyduğunu ve bu önerilerin de İran'la bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani işte ülkede bulunamayan bu temel tüketim ürünlerinden, özellikle de petrolün sağlanması konusunda İran'dan bunun doğrudan alınabileceğini ve dolara da ihtiyaç olmadığını, yani Lübnan lirasıyla bu işin halledilebileceğini ve Hizbullah'ın da buna aracılık edebileceğini söyledi. Bu önemli bir nokta. Tabii burada şu da var, yani Hizbullah'ın Lübnan içindeki rolü bir siyasi partinin ötesinde, bazen hani devlet içinde bir devlet gibi, ki güvenlik açısından bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela dışarıdan bir saldırı olduğunda Lübnan ordusu değil, tabii İsrail'i kastediyorum, Hizbullah karşılık veriyor. Şimdi bunu daha geniş bir Hizbullah'ın rol genişlemesi olarak da algılayabiliriz. Eğer Lübnan'ın güvenliğini sağlayan bir Hizbullah varsa, bundan sonraki süreçte bir de petrolünü sağlayan, yani temel tüketimini sağlayan bir Hizbullah da ortaya çıkarsa, yani böyle bir rol üstlenirse Lübnan devletine karşı ciddi bir rakip ortaya çıkıyor aslında, bir siyasi partinin ötesinde.
Hani bunu tabii Lübnan koşulları içerisinde değerlendirmek lazım ve Lübnan'daki devletin zafiyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Yani ülkeye petrol sağlayamama veya işte elektrik sağlayamama. Yani Lübnan'da bir iç savaş falan da yok. Hani Suriye'de mesela iç savaş var. Belki anlaşılır olabilir elektrik verememesi devletin. Fakat Lübnan'da bunu anlayamıyoruz. İşte en son Türkiye'nin sağladığı santraller vardı, gemi. Onunla da ilgili bir takım problemler çıktı. Türk şirketleri de elektriği kesti. Dolayısıyla böylesi zor bir durum var ve tabii bunu çözecek kişiler Lübnanlı siyasetçiler ve şeyi de belirteyim bu noktada, önümüzdeki yıl Lübnan'da seçim yılı olacak muhtemelen, yani 2022. Yani Lübnan'da doğru dürüst hükümet hala kurulmadı. 2018'deki seçimlerden sonra kurulan hükümetler hiçbir şekilde istikrar sağlayamadılar ve sürekli hükümetler düştü. Bir sürü olumsuz olay gerçekleşti. Sorunlara hiçbir çözüm bulamadılar. Diğer taraftan yeni seçimler geliyor ve 2022 yılında hem parlamento seçimleri, hem cumhurbaşkanlığı seçimleri, hem de belediye seçimlerinin aynı anda olma gibi bir durum söz konusu. Muhtemelen de şu anda bu hükümet kurulmadıkça aktörler de belki kısa bir süre sonra geçici bir hükümette bu seçimlere hazırlanmaya başlarlar. O da olmazsa zaten herkesin hedefi önümüzdeki seçimler. Yani bu seçimlerde Cumhurbaşkanı kim olacak? Aoun'dan sonra onun yerine dolduracak biri var mı? İşte en önemli isim damadı Cibran Basil. Ve onun karşısında sık sık gündeme gelen eski savaş suçlusu olan Lübnan kuvvetlerinin lideri Samir Caja. Yani Batı'ya daha yakın, Suudi Arabistan'a daha yakın bir Maruni, iki Maruni. Bunlardan hangisi veya başka bir aday çıkacak mı? Cumhurbaşkanı olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı tabii çok önemli bir pozisyon. Eğer Cumhurbaşkanlığını Batı'ya yakın bir kişi kazanabilirse, yani öyle bir şey olursa, bu defa Hizbullah'la Cumhurbaşkanı arasındaki bu şu anki ittifak ortadan kalkmış olacak ve başka bir tablo karşımıza çıkacak. Evet. Peki şimdi iki başlık daha açmak istiyorum. Birisi İsrail, diğeri Suriye. İlk önce İsrail'e başlayalım isterseniz. İsrail'de pazar günü inşallah yeni hükümet işbaşı yapabilecek. Onu da izleyip göreceğiz. Orası da biraz enteresan bir süreçten geçiyor. Ama hükümeti kurabilecek gibiler. Fakat Gazze operasyonunda İsrail ve Hamas'ın arasındaki bu son çatışma döngünde Lübnan sınırında çok küçük bir hareketlenme oldu ama ondan sonra bir şey olmadı. Bunun gerekçesi İsrail ve Lübnan arasındaki son savaş mıydı yoksa ekonomik kriz mi? Nereden okuması bunun daha sağlıklı olur Sayın Atlıoğlu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben tabii İsrail uzmanı olmadığım için doğrudan İsrail iç politikası ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama tabii İsrail'deki ve Filistin meselesindeki çatışmaların Lübnan üzerindeki etkilerine kısaca değinebilirim. Dediğiniz gibi bu çatışmanın yükseldiği noktada iki tane önemli yansıması oldu. Birincisi sınırdaki yaşanan gerilimler. Bunun acaba büyüyüp ciddi bir çatışmaya dönüşmeyeceği ki. Tabii İsrail büyük ölçüde son yıllarda ben her zaman bir İsrail müdahalesi bekliyorum ama İsrail sanki tabii iki cepheli bir savaşa girme niyetinde değil. Yani Gazze'de ki örgütlerine İsrail'e yönelik bir saldırısı olduğunda aynı anda Lübnan'a yeni bir cephe açmak istemez. Diğer taraftan tabii Suriye gibi bir yer de var, istikrarsız bir bölge. Orada zaten İran ve Hizbullah'a yönelik bir takım saldırılar düzenleyebiliyor İsrail. Dolayısıyla İsrail'in böyle bir şeyi var. Yani Lübnan'da yeni bir çatışmaya bu şartlarda girmek istemeyeceğini söyleyebilirim. Diğer taraftan Lübnan tarafına baktığımızda dediğimiz gibi tabii bu ekonomik problemler, siyasal istikrarsızlıklar yeni bir çatışmaya İsrail ile doğrudan çoğu aktör göze alamıyor. Yani Hizbullah da bunu şu an için zamanı olmadığını düşünüyor diye düşünüyorum. Yani Hizbullah şöyle söyleyeyim, akıllı bir örgüt. Yani bu bölgenin dengelerini çok iyi bilen, gerektiğinde ona göre hareket eden bir örgüt ve bu şartlarda İsrail'le doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde değilmiş gibi gözüküyor. Yoksa hani 2006'daki hatırlarsanız Temmuz Savaşı'nı aslında küçük bir kıvılcıma bağlı. Yani bunu Hizbullah istese yakabilirdi. İsrail'de de belki aklı başında insanlar bu savaşa karşı olsa da
İsrail'deki şahin politikacıların, tabii Netanyahu gibi birinin başta olduğunu düşündüğümüz zaman böylesi bir çatışmanın gerçekleşme ihtimali olabilirdi. Ama şu an için tabii Hizbullah daha çok bunu şey olarak kullandı. Yani sıcak bir çatışmayı tercih etmek yerine bu Gazze'den atılan roketleri arkasında tabii bu roketler nasıl buraya geldi? Onu da herkes soruyor yani kim gönderdi? Tabii buradan bir çıkarım yapılıyor. İran, Suriye, Hizbullah yani direniş ekseni dediğimiz onların öyle ifade ettiği veya işte Batılıların daha olumsuz bir şekilde işte Şii ekseni falan diye ifade ettiği yerden gelmesi muhtemel. Yani bunu Hizbullah seven sevmeyen herkes kabul ediyor. Yani bu muhtemelen İran, Suriye, Hizbullah hattından Filistin'e ulaştırıldı. Dolayısıyla da bu zaferde bir payı olduğunu da düşünüyor Hizbullah. Yani bunu propaganda dediğim gibi çok akıllı bir örgüt ve yeri geldiğinde yani zamana uygun olarak hareket eden bir örgüt ve bunu bir askeri zafer olarak sundu ve hiç silahlı çatışmaya girmeden kendi hem ülke içinde hem de bölgedeki prestijini arttırdı diye düşünüyorum. Evet, şimdi hemen Suriye'ye geçelim isterseniz. Zamanımız da çok hızlı aktı gitti. Linda Thomas Greenfield, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi ve dün de büyükelçinin yardımcısı Jeffrey Prescott bir basın toplantısı düzenledi. Şimdi biz bu basın toplantısından anlıyoruz ki bir Türkiye ve Suriye arasında Babel Halva, bizde de Cilve Gözü sınır kapısı. Bir tek o geçiş açık ve fakat Büyükelçi bu geçişin de hem açık kalmasını sağlamak hem de belki buna çünkü ilk başladıklarında 4 sınır kapısı Türkiye-Suriye arasında açıkken şimdi 1'e inmiş Suriye'ye gidecek yardım araçları için yeterli olmayabilir. Çünkü bu sene %20 daha fazla malzeme göndermek gerekiyor. Gıda ve yardım yapmak gerekiyor diyor. Şimdi buna baktığımız zaman hakikaten burada en öncelikli olarak ortaya çıkan Suriye'de aynı Lübnan'da olduğu gibi ekonomik kriz kendini yani hiç böyle kaçamayacağınız derecede net göstermiş durumda ve çok ciddi bir açlık var. Bunu siz nereden okuyorsunuz şimdi bölgesel olarak baktığınızda? Bunun anlamı ne oluyor? Tabii her şeyden önce Amerikalı yetkililerin Suriye sınırına girişi bir ilk değil. Özellikle 2011 sonrası pek çok kez farklı düzeylerde Amerikalı yetkililer sınıra geldi. Ve açıkçası ben bu gelişleri şüpheyle karşılayanlardan biriyim. Çünkü bu gelişlerin arkasından pek de ayrı alamet şeyler olmadı Suriye içerisinde. Tabii bu en son ziyarette ağırlıklı olarak dediğiniz gibi Babel Hava sınır kapısından özellikle tabii İdlib bölgesi hedef alınıyor. Orada ciddi bir yığılma söz konusu. Buradaki insanların ihtiyaçlarına yönelik bir takım yardımların geleceği söylendi. Tabii bu da çok karışık bir mesele. Yani şimdi Suriye dediğimiz zaman tek bir Suriye yok maalesef. İşte güneye indiğimizde ülkenin büyük bir kısmını kontrol eden Şam'da bir hükümet var. İdlib bölgesinde Türkiye'nin kontrol ettiği kısmi bölgeler var ama ağırlıklı olarak işte bir takım silahlı grupların kontrolünde veya onların kurmaya çalıştıkları idari yapıların kontrolünde ki bunların içinde tırnak içinde belirtiyorum Nusra Cephesi gibi El-Kaide'ye yakın gruplar da söz konusu. Diğer tarafa geçtiğimizde Fırat'ın doğusuna orada da Amerika'nın desteklediği işte PYD'nin liderliğinde bir devlet kurulmaya, inşa edilmeye çalışılıyor. Yani bu realiteyi önceden bir tespitini yapmamız gerekiyor ki bu yardımlar İdlib bölgesine gidiyor ama İdlib bölgesinde kime gidiyor, nasıl dağıtılıyor bu oldukça karmaşık bir mesele. Biraz önce Lübnan için söylediğim ekonomik sorunların hepsi Suriye için geçerli. Ve bu söylediğim üç bölgenin hepsinde var büyük ölçüde. Yani PYD'nin bulunduğu bölgede Amerika'nın desteği söz konusu ama orada da aynı şeyler söz konusu. Çünkü bu Sezar yaptırımları mesela iç savaşta ilginç bir şey vardı. Yani 2019 yılına kadar
birçok ekonomik sorun vardı ama 2019'da bu Sezar yaptırımlarından sonra işte Lübnan'ın da etkilenmesi neticesinde Suriye'deki ekonomik problemler zirve noktasına çıktı. Artık dayanılmaz hale geldi. Bu üç bölgede de yani Suriye hükümetinin kontrol ettiği bölgede de ne kadar işte geçen seçim yaptılar. Esad'ın kazandığı bir seçimdi bu. Meşruiyet veya işte dışarıda bir takım ülkelerle iletişim kurma açısından Suriye hükümeti için olumlu bir şey ama yani Suriye'de iktidarda kim olursa olsun çözmesi gereken çok ciddi ekonomik problemler var. Yani ekmek sıkıntısı, gıda sıkıntısı, yakıt sıkıntısı, petrol, elektrik Suriye'de daha da kötü. Lübnan'dan da kötü. Yani günde 1 saat 2 saat elektrik verilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Şam gibi bir metropolden, büyük bir kentten. Tabii İdlib'deki durum veya işte Fırat'ın doğusundaki durumda çok işler çok da iyi değil yani işler acısı bir durum söz konusu. De bunların düzelebilmesi için de şu üçe ayrılmış Suriye'nin bir biçimde sorunlu olan bölgelerin çözülmesi lazım. Yani bunu Peki Kürt çözmediğimiz bölgesi müddetçe. bunun dışında kalıyor gibi gösteriyor. O kendisini hani daha farklı bir şekilde bir yola sokmaya çalışıyor. Mümkün mü bu? Orada farklı bir şey görüyor musunuz siz? Yani Son 2 dakikadayız. jeopolitik olarak baktığımızda orada tabii Amerika bir Kürt devleti hazırlıyor. O aşikar yani bunu artık inkar etmenin manası yok. Türkiye de biliyor bunu. Diğer devletler de biliyor. Fakat burada bağımsız veya işte yarı bağımsız özerk bir Kürt devletinin ayakta kalma şansı çok fazla yok. Bir de şöyle bir şey var. Yani Suriye'nin ana gelir kaynakları olan petrol, tarım, barajlar bunların hepsi şu anda PYD'nin kontrolünde. Yani Şam'da bir hükümetin ayakta kalabilmesi için bunların hepsini geri alması lazım ve bunlar bizim diyor. Yani niye bırakalım oraya? Yani orada bir yapı kurulsa bile barajı niye bırakalım? Yani kocaman bir Esad barajı var. Yani bu barajı PYD'ye niye bırakalım? Amerikalıları niye bırakalım? Veya petrol doğalgaz kaynakları var. Bunları niye bırakalım diye sorguluyorlar. Dolayısıyla böyle tek başına orada bir yapı kurmak çok da kolay değil. Onu söyleyelim. Yani orada büyük bir kent de yok. Orada dikkatinizi çekerim. Yani Kürtlerin yaşadığı bölgede küçük kasabalar, orta büyüklük kentler. Yani bir Halep, bir Şam yok. Yani Suriye tarihi boyunca ya Halep'ten ya Şam'dan yönetilmiştir. Yani bunun dışındaki kentlerde idari bir merkez haline getirmek çok da mümkün değil. Evet, yani istemek ayrı bir şey, yapabilmek ayrı bir şey diyorsunuz o zaman. Denenebilir bu yani bunu deneyebilirler. Suni bir devlet orada çıkabilir ama ne kadar yaşar bilmiyoruz. Tabii bunun şey Evet. ayağı da var. Irak ayağı da var yani onun üzerinden de düşünmek. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum bu değerli paylaşımlarınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet efendim, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Yasin Atlıoğlu ile konuştuk. Amerika'nın hani bölgede hakikaten politikalarının ne olduğu hani biraz kafa karıştırıyor gibi diyoruz ama ondan sonra Yasin Atlıoğlu dedi ki hiç karışacak bir şey yok. Amerika'nın ne yapmak istediği son derece net ve Amerikalı ziyaretçiler de bizim sınıra gelince hep sonrasını ayrıca dikkatli takip etmek gerekiyor diyor. Biz de takip edeceğiz yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere.